LGS dershanesinde seninle çok güzel çalışmalar gerçekleştirdik. Sana en büyük katkıyı ne sağlamıştı? Her hafta mini ve genel denemeler oluyordu. Bu denemeler sonucunda hata ve moral denemeleri oluyordu. Burada yaptığım yanlışları anlayıp bir daha o yanlışları yapmamaya çalışıyordum. Peki canlı derslere ne kadar katıldın? %60-70 civarı. Senin için o da yeterli olmuştu. Tonguç Dershane erken kayıtta %60 indirim başladı. Üstelik şimdi 2025 Tonguç Dershane'ye kayıt olanlara 2024 Dershane'nin ikinci dönem üyeliği hediye. Detaylar tonguçakademi.com'da. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Osman Hocam'la beraber sizlerden gelen soruları cevaplıyoruz. Bakalım bugün bize ne sormuşsunuz? Hocam tebrik ederim. Teşekkür ediyorum hocam, çok sağ olun. Geçen hafta bana komplo kurdunuz. Evet. Burada Bilge Baykuş'un sorularını bana cevaplattırdınız. Benden taktikleri aldınız. Taktik dedim bir de ben hocam. Gerçekten galipsiniz. Hocam hala yapacak çok işimiz var. Bu hafta bize yine yardımcı olursanız sevinirim. Önümüzdeki haftayı da yaptığımız zaman beraber oluyoruz. Ondan sonra zaten biz finale doğru yardırır gideriz. Hocam bu hafta vallahi Bilge Baykuş'un sorularını size soracağım. Hızlıçları ben cevaplayacağım. Hadi hatta çok az cevaplayacağım yani onu bile kapabilirim. Sıkıntı yok hocam. Yardımcı oluruz. Başlayalım o zaman. Hızlı çıtaların ilk sorusu. Ayşe Çapan 3966 sormuş. Hocam ben şimdiden LGS'ye çalışıyorum. Ama test çözdükten sonra deneme netlerim istediğim gibi gelmiyor. Sizce ne yapmalıyım demiş ve hızlı çıtalardanmış dediğim gibi. Şimdiden LGS'ye çalışıyor olman Ayşe'cim tabii ki güzel. Ama sen istesen de LGS'ye tam olarak zaten çalışamayacaksın. Hani bunu daha önceki videolarımızda da hep konuştuk. Çünkü örnek veriyorum matematik. Şimdi matematikten 8. sınıfta yeni konular öğreneceksin. Şimdiden buna başlayamazsın. Ama Türkçesiydi, İngilizcesiydi tabii ki başlayabilirsin. Ama eminim deneme netlerinin istediğin gibi gelmemesi bu noktada çok makul. Hani şu anda zaten çok büyük bir şekilde LGS'ye harıl harıl çalışmıyorsun. Sen testlerini çöz, çalıştığın konudan en az yanlışın çıkıyor. Bu bizim için iyi. Hani illa denemede de bunları göreceğiz gibi bir şey şu anda zaten senin motivasyonunu kırar. Buna hiç gerek yok diyelim hocam. Yani bence başarılı olmak zorunda değiliz ama yolda olmak zorundayız. Süreci böyle değerlendirsek daha keyifli olur. Bilge Baykuşlar'dan o zaman gelen bir soru var. Süleyman Ceylan 5856. Hocam 8. sınıf için dershane gerekli mi? Bazı kişiler diyor ki okuldan dershaneye gidince yorucu oluyor, verim alınamıyormuş. Sizce gerekli midir? Sorumu cevaplarsanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler takım Bilge Baykuş. Dershanenin gerekli olduğu öğrenciler var ama olmadığı öğrenciler de var. Şimdi mesela benim bir öğrencim vardı. Okuldan geldikten sonra 1,5 saat dershaneye ulaşmak için çabalıyordu. Bittikten sonra 1,5 saat geri dönmek için çabalıyordu. Böyle olunca mesela bazen dershaneler çok yorucu olabiliyorlar. Bunun haricinde okul süreleri çok uzun olan arkadaşlar var. Bu arkadaşlar için de biraz zorlayıcı olabiliyor. Ama onun haricinde ben şöyle konuları bir kez daha dinlesem benim için çok iyi olur hocam. Yani şöyle birkaç kere daha duymak, düzenli denemelere girmek, bunların hepsi benim için çok önemli diyen arkadaşlar varsa onlara tabii ki öneririm. Ben bu şekilde düşünüyorum hocam. Size bu noktada katılıyorum çünkü o vakit çoksa dediğiniz gibi eve geldiğinde zaten öğrenci yorgun oluyor. Hep bunu söylüyorlar. Burada bana gerçekten aslında online dershane çok mantıklı geliyor. Zaten biliyorsunuz bizim Tonguç Dershanesi'nin 7. sınıf öğrencileri de var. Hatta bizler de koçluk yapıyoruz burada. Ben buradan öğrencilere şunu da söyleyebilirim. Şu an aslında en avantajlı dönemdeyiz. Bir web siteye girsinler, bir baksınlar. Bakalım neler var, içeriği nasıl. Dediğim gibi birebir koçluk var, kitaplarımız var, bir sürü canlı ders var. Bu avantajlı dönemden yararlanabilirler dershaneye gitmek istiyorlar. Hocam şimdi ben Tonguç Dershaneye kaydolmak istesem. Siz benim koçum olacak mısınız mesela? Bunun sözünü veremiyorum. Hocam öyle olmaz şimdi. Ama bir sürü güzel ve birbirinden iyi koçumuz var. Hani şimdi orada ben denk gelir miyim onu bilemeyiz. Ha güzel. Orada bir ekipsiniz ve dolayısıyla... Evet. Çok fazla koçumuz var. Yani benim de mesela 33 öğrencim var. O 33 öğrenciden buradan kim olur onu bilemeyiz. Ama tabii şöyle bir şey var hocam. Mesela biz oradaki Tonguç Dershane için de rehberlik videoları çekiyoruz. Orada beni görecekler. Mesela YouTube'daki arkadaşlarımızın göremediği videolar var. Orada ben de varım. Başka öğretmenlerimiz de var. O zaman ben arkadaşlara güzel bir haber daha vereyim mi hocam? Tabii. Eğer şimdi kaydolursanız arkadaşlar, önümüzdeki seneye kadar 7. sınıfı da aynı zamanda ücretsiz bir şekilde yararlanabiliyorsunuz. Nasıl bilgi hocam? Çok iyi bilgi. Teşekkür ederim hocam. Ecrin Demir 4566 demiş ki hocam ben hızlı çıtalardanım. Sizce 8. sınıf konularına yazın başlamalı mıyız? Yine aslında az önce verdiğim sorunun cevabı başlayabilirsiniz. Zaten ikimiz de Osman Hoca ile aynı şeyi söyledik. Başlayabilirsiniz ama daha emin adımlarla ve kendinizi çok fazla sıkmadan ve yormadan çünkü gerçekten daha var. Hani asıl tempoyu belki yazın başlatırız. Şu anda küçük adımlar bizim için yeterli olur. Evet hocam Bilge Baykuşlar'dan bir sorumuz geliyor. Nezahat Fidan 3807. Merhaba hocam. Oruçluyken ders çalışamadığım için hemen sahurdan sonra ders çalışıyorum. Ama çok fazla verim de alamıyorum. Siz hangi saatlerde ders çalışmamı önerirsiniz? Takımım Bilge Baykuş sizi çok seviyorum. Şimdi
Öncelikle selamlar Nezahat. İftardan sonra biraz dinlenip ders çalışmaya başlayabilirsin. Ortalama 10.30-11 gibi en geç uyursak sahura da kalkabiliriz. Uykumuzu da almış oluruz. Bu bizim için yararlı olabilir. Ama benim çalışacaklarım fazla, biraz daha çalışmak istiyorum diyorsan yine iftardan sonraki vakitlerde önemli ölçüde oturumlarını yerine getir. Ondan sonra da kalanları sahur sonrası yapabilirsin. Yusuf Hakkı 143 Ramazan demiş ki: merhaba, ben bir yandan okul ödevlerimi yapıyorum, bir yandan kursa gidiyorum, bir yandan fijital kitap testleri çözüyorum, diğer yandan Tonguç Cup çalışıyorum. Ben bile yoruldum yani gerçekten okurken. Hepsi için vaktim yetmiyor. Ne yapmalıyım Tonguç Akademi demiş. Yani tabii ki bu kadar şeyi aynı anda bir 7. sınıf öğrencisinin yapması güzel bir zaman yönetimini beraberinde gerektiriyor. O yüzden zaman yönetimini iyi yapman lazım. Sen eğer hani bu noktada vaktim yetmiyor diyorsan aslında bazı şeyler tam oturmamış veya şu anki durumuna biraz fazla geliyor da olabilir. Yani sen bunun hepsini yapmalısın demiyorum zaten sana. Sonuçta biz şu an sınava hazırlanmıyoruz. Bunlardan bazıları senin önceliğin olabilir. Bir öncelik sıralaması yapıp bunu programına o şekilde yerleştirebilirsin. Hani Tonguç Kapı takip ediyorsun, çok güzel. Ödevlerimizi yapıyorsun. Bir yandan diyorsun okul ödevleri. Ama mesela kurstan vites verildiğinde bunu işte Tonguç Cup ödevleriyle birleştirebilirsin. Bir yandan sınavlara çalışırken bizim kitaplarımızdan çalışabilirsin. Yani aslında böyle bazı şeyleri mixleyip kendi bir program oluşturursan vaktin yetebilir diye düşünüyorum. Evet, geliyor sorumuz hocam size. Melocan LGS sormuş: hocam, yazılara çalışırken nasıl bir çalışma şekli uygulamalıyız ve eğer yapacaksanız yazılı kampı ne zaman olacak? Güzel. Şimdi yazılı kampları başlıyor. Öğrencilerimiz özellikle Tonguç Akademi'yi takip etsinler. Evet arkadaşlar, bu konuda bir hemen size sürprizimi iletmiş olayım. 18 Mart'ta yazılı kampımız başlıyor. Yazılılara Tonguç Akademi ile hazırlanabilirsiniz. Bu bizim için çok büyük bir avantaj olacak. Yetmedi. Sizler için arkadaşlar süper bir ikili oluşturduk. Bunlardan bir tanesi ikinci dönem yazılı notları. Bu notları alıyorsunuz. Hangi dersin, hangi konuları yazılıda çıkacaksa onların hepsini burada görebiliyorsunuz. Bu sizler için çok güzel bir avantaj olmuş olacak. Yine bunun haricinde yazılı denemeleri var arkadaşlar. Açık uçlu, kısa cevaplı ve yazılı örnekleri. Türkiye'de de bu arada bu bir ilk. Dolayısıyla Tonguç Akademi'deki yazılı kampı videolarını ve bu süper ikiliyi takip ederseniz yazılılarınızdan 100 almanız mümkün olacak arkadaşlar. Hocam, bu arada aklıma gelmişken bir tane de ben size soru soracağım. Aslında bu soru benim sorum değil, bir öğrencimizin sorusu. Geçtiğimiz hafta Taksim'de yürürken bir öğrencimize denk geldim. Hızlı çıtalardanmış ve Çağla Hoca'ya bir soru sormak istiyorum dedi. Bilge Bakşar değil mi, eminiz? Evet, değiliz değiliz. Hızlı çıtalar. bu arada Mert isimli arkadaşımıza da buradan selamlar olsun. Taksim'den Mert. Evet, Taksim'den Mert dedi ki: hocam, ben çok sosyal bir öğrenciyim. Baskete gidiyorum, yüzmeye gidiyorum. Aynı zamanda da eskrimle ilgileniyorum. Benim gibiymiş. Seneye bıraksak mı demiş. Hocam, siz tam olarak hem başarılı bir öğrenci hem de başarılı sosyal hayatı olan birisiniz. Bence bu soruyu tam olarak siz cevaplamalısınız. Yani içim diyor ki bırakmamalı. Yani ben çünkü hep bunu savunuyorum gerçekten hocam. Hani bunları da yapsınlar gerçekten. Aslında az önceki soruya gelirsek, zaman yönetimini güzel yaparsa bence hepsine vakit bulabilir ama tabii o çok fazla şey yapıyormuş. Hani ondan birini seçse daha mantıklı olabilir yine bir yandan dersler giderken. Ama size anlatmıştım, ben bırakmıştım yaptığım her şeyi 8. sınıfta ve bu beni üzmüştü gerçekten. Ama daha iyi olmuş muydu? Şimdi baktığımda olmuştu da diyorum. Çünkü gerçekten benim için bu kadar dağlanıp budaklanmak bence okul derslerimi ihmal etmeme sebebiyet verirdi. Ama bu benimle alakalı bir şey. Belki öğrencimiz gerçekten bunu yapabilecek, ben hepsini götürebilirim diyecek, dersimi de götürebilirim diyecek ve yapacak. Ama bence bu kadar da değil. Hani yani en azından azaltması gerektiğini düşünüyorsunuz. Evet, eskrim, basket, hani hepsi değil. Çok sevdiği, çok vaktini antrenmanları almayan ya da eğer bir milli olma yolundaysa, sporcu olma yolundaysa onu bırakmayabilir. Bu şekilde ilerleyebilir bence. Sizin düşünceniz ne? Hocam, ben de tam olarak sizin gibi düşünüyorum. Yani yönetebiliyorsa hepsi evet elbet olur ama azaltmakta fayda var. Evet, Taksim'deki Mert'in sorusundan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çünkü eminim diğer arkadaşlarımız da bundan yararlanmıştır. Böyle bir sürü öğrencimiz var zaten soruları gelen. Arkadaşlar, siz sorularınızı böyle düşünüp bize sormaya devam edin. İlla bizi yolda bulmanız gerekmiyor. Aşağıya da yazabilirsiniz çünkü. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.